Herkese selamlar. Ben Murat. Motobolizmaya hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız motobolizma, motosiklet konuları ağırlıklı gezi, gözlem ve inceleme videoları içeren bir YouTube kanalıdır. Kanalımızın Instagram uzantısı vardır. Instagram'da mesaj yoluyla benimle iletişime geçebilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. Bildiğim takdirde ve gördüğüm takdirde çok hızlı bir şekilde cevap vermeye yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani motobolizma takipçileriyle ilgilenmeye çalışıyorum. Yamaha yakın zamanda Ray, kopya çekeyim, ZR125 isminde bir tane hibrit diye tabir ettiği hava soğutmalı 125 cc motosikletini tanıttı. Motosikletin tipini beğenen oldu, beğenmeyen oldu ve bana da biraz farklı geldi. Bu motosiklet 125 cc ve hava soğutmalı olduğu için çok büyük bir ihtimal yakıtla alakalı yenilikler olduğu için direkt kuryeci arkadaşların hani böyle merkezine, odak noktasına geldi. Hoş ortalıkta daha yani bu motordan süren bir kuryeci arkadaş görmedim ama bu ne anlama geliyor? Karşı tarafta yani bu sektörde en fazla tutulan, ki bunun haklı nedenleri var, Honda Activa 125 ile kafa kafaya geldiler. Ben de bu ikisini aldım, böyle bir ringe çıkardım. Teknik olarak güzelce bir karşılaştıracağız. Ondan sonra oturup düşüneceğiz. Hangisi bizim için, hangisi bize daha çok fayda sağlar. Şimdiden iyi seyirler. Hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza başlayalım. Bir kere şu iki motoru şöyle fiziksel olarak bir görelim. Honda Activa 2023 yılında ülkemize geldi. Daha önce de vardı. Bu yeni kasası. Yani şöyle bakıyoruz. Yani nasıl diyeyim size? İkisi de Japon bu arada. Yani biri Yamaha. Bilmeyenler için Yamaha Japon malıdır. Honda da Japon malıdır. Yani şöyle baktığımızda ne eksik ne fazla. Gayet böyle her şey yerli yerinde. Böyle ekstrem bir sıra dışılık yok. Yani olması gerektiği gibi bir de olabildiğince böyle yuvarlak hatlara sahip, rüzgar geldiği zaman böyle etrafından dağılsın. İşte 125 cc'lerin zaten en büyük olayını en asgari yakıtla A noktasından B noktasına gitmesi. Yani şöyle bakıyorum, evet yani Honda Activa bildiğimiz gayet güzel bir motosiklet. Buraya geldiğimizde Yamaha Rai ZR125. Ya bir kere şimdi bizim Muğla'lı Türkçemiz var. Ona keza böyle Laz Türkçemiz var. Yani bu motoru yani söylerken nasıl söyleyecekler inanın bilmiyorum. Rizeli mi diyecekler, Rizra mı diyecekler? Hani böyle şunu telaffuzunu yaparken biraz zorlanacaklar diye tahmin ediyorum. Rizer mi, Rizer mı? Neyse yani mevzuda şey yapmayalım, uzatmayalım. Şimdi şöyle baktığımızda Yamaha hani böyle nasıl diyeyim size burada biraz çizgisini göstermiş. Yamaha'nın çizgileri gerçek anlamda hani böyle Honda'dan hakikaten bir tık daha güzel sanki. Yani tasarım konusunda biraz daha uğraşıyorlar ama şimdi şöyle bir durum da var. Yani Honda'nın globalde yani dünyada ne kadar böyle bir nasıl diyeyim size pazarı var. Yamaha'nın ne kadar pazarı var. Yani belki 10 katı yani belki yani 10 katı olmasa da 5 katı falandır. Yani adamlar da ama tasarımla ama farklı bir şeylerle böyle öne geçmeye yani kullanacak insanların dikkatini çekmeye çalışıyor. Hani şunu da söyleyeyim, Yamaha hani bizim Türkiye'mizde evet çok tutulan bir marka ama inanın ki dünyanın her ülkesinde bu şekilde değil. Yani Türkiye'deki kadar böyle pazar sahibi yani pazarda böyle iyi bir dilime sahip veya böyle mükemmel satış yapan bir marka değil. Bunu da size söyleyeyim, altını çizeyim yani. Neyse ama Yamaha severiz. Yani Türkiye'de Yamaha severiz. Şöyle bakıyorum. Hani gerçekten güzel. Minik böyle bir ön cam konulmuş. Ondan sonra işte burada bir fark var. Mesela bu gidonun direkt üzerinde far ampul grubu, sinyal grubu var. Siz gidonu çevirdiğinizde yani ışığı da o yöne çeviriyorsunuz. Ama burada grenajlı yapı tarzı gibi bir şey var. Çünkü sadece sinyaller gidonun üzerinde. Ön tarafta yani direkt şaseyle bütünleşik şekilde burada far var.
Şimdi bu far böyle çok görmedim ne yalan söyleyeyim. Böyle geniş çaplı bir aydınlatması varsa güzel ama hani böyle bu tarz böyle büyük motorlardan bahsetmiyorum. Küçük motosikletlerde bence far grubunun gidonun üzerinde olması daha iyi. Durduk yerde çok böyle kör karanlıkta gidonu çevirdiğinizde en azından gitmek istediğiniz yeri aydınlatabiliyorsunuz. Tabii yani bu istisna bir şey. Yani bunlar şehir içerisi böyle ufak tefek kilometreleri yapmak için. Yani şimdi bakıyorum evet ikisi de yani bir Japon kalitesi ikisi de gayet güzel duruyor. Neyse mevzuyu uzatmayalım başlayalım. Motor. Bu iki motosiklette de tek silindir 125 cc, iki subap, hava soğutmalı, 4 zamanlı Soç yani üstten tek egzantrikli bir motor var. Ama şimdi bu motorda yani biraz araştırdım çok fazla detaya girmiyorlar. Diyorlar ki hibrit desteği var. Normal şartlarda mantık altında hibrit demek ne demek? Fosil yakıtlı bir motor yani araba için konuşalım benzinli tüplü veya işte mazotlu yani motorinli bir araba motorunun hibrit olmasından bahsediyorum. Bir araç en fazla iki farklı noktada yakıtını yükseltir. İlk kalkış esnasında çünkü bütün kütleyi hareket ettirmeye çalışıyor. Evet orada ciddi bir yakıt sarfiyatı var. Bir de ara hızlanmalarda. Şimdi bu motosiklette hibrit destekli falan demiş. Böyle doğru düzgün bir şey bulamadım. Eğer öyle olacaksa yani bu motosiklette eğer hibrit desteği tam hibrit desteği varsa normal fosil yakıtlı motorun yanında bir tane de elektrik motoru olmak zorunda. Ne anlama geliyor? Benzinli motor çalışmadan bu motosikleti atıyorum 15-20 kilometre hıza çıkarasaya kadar elektrik motoru devreye girer. Sonra benzin motoru devreye girer ki bunda start stop da var. Yani spoiler vereyim anlatacağım. İcabında ara sollamalarda benzin motorunun yanında da elektrik motorunun devreye girmesi lazım. Ama bunun içinde bu motorun aküsünden ziyade bir en az bir tane veya birkaç tane akü grubu daha olması lazım. Alternatörün de hepsini sürekli besleyeceği için alternatörün de normal yani sargıları farklı olması lazım. Çok daha büyük olması lazım. Yani bu kadar büyük yani bu teferruat 125 cc üstüne üstlük hava soğutmalı bir motorda olabilir mi bilmiyorum. Hani hibrit denmiş adı hibrit. Yani biliyorsanız şey yapın sor yani aşağıdaki açıklamalar kısmına yazın. Ben tam mevzuyu aslında anlayamadım. Dediğim gibi hibrit elektrik destekli motor anlamındadır ama bununla öyle bir ibare göremedim. Yani bildiğiniz bir şeyse aşağıda bunu konuşalım. Neyse yolumuza devam edelim. Maksimum güç ve tork. Honda Activa'da 6250 devir dakikada 8,29 beygir, 5000 devir dakikada 10,3 Nm torka sahip. Yamaha'ya geldiğimizde 6500 devir dakikada 8 beygir, 5000 devir dakikada 9,7 Nm torku var. Bunu açıklama getirelim. 6500 devir dakikada 8, bu 6250'de 8,29. Yani .03, .029 beygir. Yani bir tık ya. Yani öyle çok da fark edemezsiniz. Ama bir tık daha az, daha düşük devirde ve noktasal böyle bir beygir fazlalığı öyle ya da böyle yani bu motorun beygirsel gücü daha fazla olduğunu gösteriyor. Aynı devir dakikada yine 0,6 civarında Newton metre torku var. Ama şimdi torkla beygir de ikisi de hani çok cüzi derecede yüksek olduğu için her halükarda yani bunun motoru 10 üzerinden 10 dersek bunun motoru 10 üzerinden 9,5 diyebiliriz. Yani 3 aşağı 5 yukarı aslında da aynı. Neyse devam edelim. Bu iki motosiklette de CVT şanzıman var. Yani otomatik vites, zincirsiz kayış aktarma. Motor gücünü arka tekerleği kayış ile aktarıyor. Kayış belli bir düzen arasında yukarı çıkıyor, iniyor. Bu yukarı çıkıp inmesinle vites oluşturuyor. Bununla alakalı düşük devirde tork, yüksek devirde de beygir sürat üretiyor. Devam edelim. Frenler. Honda Activa 125'te ön tekerlekte 190 mm tek disk var. Arka tekerlekte kampana fren sistemi var.
Ön ve arka tekerlekte birleşik olarak kombine fren sistemi var. Şimdi Ray ZR'de de kombine fren sistemi var. Çok kısaca anlatayım. Ön frene ne kadar güç veriyorsunuz? Arka tekerleğe sistem otomatikman %30 civarında bir güç uyguluyor. Arka freni sıkarsanız da ön tekerleğe sizden bağımsız %30 civarında bir fren uyguluyor. Yani bu şey anlamına geliyor. Hiçbir tekerleği tek başına sıkamıyorsunuz. Birbirine destek sağladığı için daha rahat duruyor. Ama ikisinde de ABS yok. ABS olsa iyi olurdu. Ama işte ABS olmadığı için kayma olabilir. Yani normalden fazla manetinizi sıkarsanız tekerlekte artık tutunamazsa evet motosikletin lastiği kayar. TCS zaten bu motosikletlerde yok. Keşke olsa. Ray ZR'nin doğru mu söyledim diye bakıyorum. Ön tekerlekte tek disk, arka tekerlekte kampana var. Ölçülerini bulamadım. Dediğim gibi az önce ikisinde de kombine fren sistemi var. Ama yani şöyle söyleyeyim, motoru durduran ön frendir. İkisinde de ön disk var. Düzgün böyle limonu sıkar gibi sıktığınızda hani fabrikasyon lastiklerinin olduğunu bilmiyorum. Eğer ki güzel de bir lastik alırsanız, olmadık yerde bilerek ve isteyerek de frenlere asılmazsanız yani bu motorlarla öyle kolay kolay kayıp düşmezsiniz. Devam edelim. Jant ve lastikler. Honda Activa 125'te ön tekerlek 90 taban 90 yanak 12 jant. Arka tekerlek 90 taban 100 yanak 10 jant. Yani ön tekerlek 12, arka tekerlek 10 jant. Ryze'ye geldiğimizde ön tekerlek 90 taban 90 yanak 12 jant. Arka tekerlek 110 taban, 90 yanak, 10 cam. İkisi de ön 12, arka 10 taban. Yani bu motosikletler için iyi ama şöyle söyleyeyim. Hani ben size bahsetmiştim. Bende SM, Senfoni, ST 200 var. Ön tekerlek 16, arka 14. Yani tekerlek ne kadar büyük olursa ya inanın hani skuterlarda daha rahat viraj yapabiliyorsunuz. Daha rahat durabiliyorsunuz. Tabii yani bu motosikletlerin geneli böyle olduğu için bir şey diyemeyeceğim ama hani lastik mevzuları böyle. Devam edelim. Amortisörler. Ön süspansiyonları yani şu şekilde olduğu gibi teleskopik. İkisinin de aynı teleskopik. Arka süspansiyonları tek kollu. Yani ikisinin de bakın burada gözüktüğü gibi bu Honda'nın, bu Yamaha'nın sağ tarafta yok, sol tarafta sadece bir tane. Yani bunu yaparken, bu videoyu yaparken ya dedim acaba ben yanlış mı görüyorum? Normalde karşılıklıdır bunlar. Yok, hakikaten ikisinde de sol tarafta var. Yani şimdi Honda'da, Yamaha'da bunu yapmış. Yani çok büyük bir ihtimal düzgün çalışıyordur diye düşünüyorum. Ha, çift olsa daha mı iyi olurdu? Bilmiyorum, tartışılır. Yani ağırlık denge merkezi solda kalmış gibi ama yani mutlaka mühendisler bunları hesaplayıp kitaplamışlardır. Devam edelim. Aydınlatma sinyaller. Activa'nın komple LED teknolojisi var. Yani ön far, gündüz aydınlatması, sinyaller, arka stop vesaire tamamı LED. Bu tarafa geldiğimizde far ve stop LED ama sinyaller halojen ampul. Bir şey diyemiyor insan. Yani böyle yama. Hani bunu böyle yaptıysa vardır bir bildiği diye düşünüyorum. Ama hani böyle çok istisna bir şeyi söyleyeceğim. Şu ampulün tanesi yuvarlıyorum 50 lira. Farz-ı misal ama bu sinyallerin mesela ledleri bozulduğu zaman buradaki komple değişiyor. Yani 50 lira değildir, en az 1000 liradır. Hani led eyvallah yeni teknoloji, güzel teknoloji ama hani böyle sarf malzemelerinle ucuz bir motorla sürekli kuryecilik yapacak arkadaşlar için de bence bu önemli bir detay. Neyse devam edelim. Bilgi ekranı gösterge. Activa'nın hem analog hem dijital bir ekranı var. Hani gayet okunaklı, gayet düzgün, içeriden aydınlatmalı, güzel bir şey. Bu tarafa geldiğimizde Yamaha'da analog ekranı bırakmışlar, dijital bir ekran koymuşlar. Yani ikisinin de aslında çok fazla bir numarası yok. Yani hızı, kilometreyi falan gösteriyor. Ama ikisi de bence gayet şık, gayet modern. Devam edelim. Yakıt deposu, menzil, bagaj alanı. Bu iki motosikletin de yani şöyle söyleyeyim, Activa'nın şurada arkada bir kapak var. O kapak açıldıktan sonra oradan benzin alıyor. Ray Zeyre'nin depo açılıyor. Bu Ray Zeyre'nin yani depo dediğim koltuk açılıyor. Burada arka tarafta deposu var. Yani motorun şu bölgesi deposu. Ona keza Activa'nın da burası. Yani gönül isterdi şu bölgelere alınsın ama almamışlar.
Şimdi bundaki handikap ne? Bunu her defasında biri oturuyorsa kalkacak, kaldıracaksın, işte dolduracaksın, oturtacaksın, kapatacaksın, o da tekrar oturacak vesaire. Ama bunda arkada artçınız varsa mesela inmesine gerek yok. Kapağı açın, doldurun, devam edin. Bir tık iyi. Ama ikisinde de sadece tek kask alabilecek, o da büyük bir kask değil ve evrak mevrak kutu bir şeyler alınacak. Ufak böyle bir deposu var. Koltuk altı yani bagaj alanı, yani bunların arkasına eğer bu alan size yetmiyorsa mecbur çanta almak zorundasınız. Zaten bu tarz motorlarda çanta iyi oluyor. Arkaya artçı bindiği zaman icabında ufaktan böyle belini koyabiliyor. Hepten böyle yaslanamıyor çünkü koltuk, hani böyle o mono tablolar falan tırnak kırıp kopabiliyor veya esnemekten çanta yerinden çıkabiliyor. Onun için hani artçılarınıza söyleyin, arkada çanta varken hani böyle belini inceden koysun. Öyle hepten sakın yüklenmesin, Allah korusun düşebilir. Dediğim gibi ikisine de çanta koyabilirsiniz. Honda Activa'nın yakıt deposu 5.3 litre. Ortalama yakıt fabrikasyon yerisi 100 km'de 1.8 litre. Yakıt deposunun tamamen dolu olduğunu düşünürsek, şöyle 75-80 km sabit bir hızla ne yokuş yukarı ne aşağı rüzgarsız bir havada ortalama 70 kiloluk bir adamla menzili 294 km gibi bir rakama ulaşabiliyormuş yani mesafe olaraktan. Basarsanız ayrı mesele. Yamaha Rize'ye geldiğimizde yakıt deposu 5.2 litre, yani 100 gram fark var. Ortalama yakıt 100 km 1.8 litre olarak fabrikasyon verisi. Bunun da menzili az önceki şartlarla sürerseniz 289 km. Ama işte bak az önce, yani az önce dedim, videonun başında dedim ya, bunda hibrit sistemi bilmem ne var. Ya hibrit sistemi olmuş olsa, hani şu veya tam böyle elektrik motorlu bir şey olmuş olsa, yani diyeceğim Murat takıldım değil ya, çözmeye çalışıyorum. Teknik personeli, bunlar benim için çok önemli. Yani bu 1.8 değil de belki 1.5'ları falan düşmesi lazım değil mi? Yani bu motorda start stop var mesela. Kalktığı zaman atıyorum start stop motoru hala çalıştırmıyor. Elektrik motoru 15-20 km'ye çekti motoru. Artık yani ivmelendi, ağırlık yükünü aldı. Ondan sonra işte benzin fosil yakıtlı motor devreye girdi. Yoluna devam etti. Yükü esas elektrik motor oldu. Ama işte hani aynı, değerler aynı. Yani burada aslında biraz fark etmesi lazımdı ama işte dedim ki yani belki abartıyorum ama hani bilen kişi yazarsa sevinirim. Devam edelim. Sele yüksekliği, ağırlık. Honda Activa ıslak ağırlığı 108 kilo. Sele yüksekliği tekerleğin İkisinin orta noktasından koltuğun en uç noktası, yani en yere yakın olan kısmı 765 mm, yani 76,5 cm. Bu tarafa geldiğimizde ıslak ağırlığı 99 kilo ve sele yüksekliği 785 mm. Şimdi burada 9 kilo gibi fark var. 9 kilo çok fark eder mi? Hani kime göre, neye göre? Kalıplı bir insan için fark etmez ama atıyorum böyle 45-50 kiloluk bir hanımefendi kullanıyorsa hani 10 kiloluk bir ağırlığı elinde taşımak gibi. Hani şimdi motorların ağırlıklarına da çok da fazla takılmayın. Sürüş dengesi de çok önemli. Bu motorları sonuçta kaldırmıyorsunuz. Bu kiloyu görmüyorsunuz ama işte dediğim gibi manevra esnasında birden sağdan sola böyle geçerken motosikletin ağırlığını sürücü hisseder. İşte kas gücü biraz düşük bir insan bu 10 kiloyu belki hissedebilir diye düşünüyorum. Bana fantezi de yapıyor olabilirim. Devam edelim. Son hız. Ya şimdi bu iki motosiklet için aslında son hız konuşulmaz ama maddelerimde olduğu için hadi dedim bunu yazayım. Honda Activa bir de hani Rizere 125 3 aşağı 5 yukarı aynı hızlara sahip. Düzde 85'lere kadar gelebiliyor. Ama böyle Allah ne verdiyse giderken rampa iniş 90-100 kilometreleri çıkabildiğini tahmin ediyorum. Ha ikisinde hız limitörü vardır ayrı mesele. Hani bu kilometreler bu motosikletler için aslında iyi değil ya, tekerlekler de çok ufak ama hani motorun da gücünü bilmek lazım. Yolda giderken belki lazım olabilir. Şahsen açık söyleyeyim bu motosiklet bende olacak. Mesela düzde bileceğim ki dip gazda 85 km hızı gidecek. Ben bu motorda hani açık söyleyeyim ortalama 70 km hızı geçmezdim. Daha önceki videolarımda da anlattım. Elimin altında gaz olması lazım. 15 kilometrede boot niyetine, hani böyle ekstra güç niyetine elimin altında tutardım. Kaldı ki bu motorla 70 ile sabredip şehir içerisinde böyle güzel bir seyir yaparsanız belki 1.8'in altına bile düşer. Harika olur. Devam edelim.
Şimdi fiyat bandında ülkemizde ciddi enflasyon olduğu için TL olarak vermiyorum. Hani bu videoyu ne zaman izlerseniz izleyin, dolar bazında çarptığınızda inanın liste fiyatına yakın bir fiyat çıkar. Çünkü yani dolar bazında aslında motorların fiyatları hiç değişmiyor. Onunla Activa 3.334 dolar gibi bir etiket fiyatına sahip. Yamaha Rise 2.909 dolar cinsinde, yani bu fiyat bandında satılıyor. İkisinin arasında 425 dolar gibi bir rakam var. Yani ben şöyle söyleyeyim, normalde TL fiyatı vermeyi sevmiyorum ama şu an kopya çekeyim. Bugün Haziran'ın 13'ü. Şu an 94 bin lira lansman fiyatı yapılmış. Fiyatı evet gerçekten çok güzel ama bu şekilde bu devam etmez. Hani bir piyasaya girsin tutulsun, çünkü Activa yani bunun kompedanı, hani piramidin en son noktasında, birazcık kırsın yani insanlar bunu da alsın ister istemez niyetindeler. Yani sonuçta satış yapmak istiyorlar. Yani şu aradaki farkın çok kısa sürede kapanacağını tahmin ediyorum. Evet, şimdi teknik verileri koyduk ortaya, karşılaştırdık, ölçtük, biçtik, tarttık. Hani aklımızda sorular vardı, o sorulara bir çözüm bulduk. Şimdi böyle düşünme zamanı, şöyle arkamıza yaslanalım, düşünelim. Şimdi iki farklı kullanıcı portföyü var. Bir tanesi normal, böyle çarşıya, pazara gitmek için ticari bir amaçla kullanmayan, işte işine giden, okula giden bir insan düşünün. Öteki tarafta hani işi, gücü, mesleği kuryeci olan arkadaşlar. Şimdi normal kişisel kullanım için düşündüğümde Activa güzel olabilir mi? Evet, güzel olabilir. Hani her şey yerli yerinde bir motosiklet. Ryzere güzel olabilir mi? Sanki bir tık daha güzel olabilir. Neden? Yeni kasa, yeni nesil, fiyatı bir tık daha en azından şu an için uygun. Ne bileyim, böyle görüntüsü mörüntüsü falan, hani bir albenisi var. Eğer ki yani böyle bir şeyler taşımayacaksanız, bir yerlere koşturmayacaksınız, bir şey yapmayacaksınız, işte plaja, işte bakkala, çakkala, ne bileyim oraya buraya gidecekseniz, tabii bakın bana yine o soruyu sormayın. İki kişi şehirler arası hanımla yolculuk yapar mıyım? Bu ikisi de o motorlardan değil. Bu mantık çerçevesinde evet, bu Ryzere olabilir. Yani canlı böyle kanlı görüp üstüne oturmadan karar vermek zor ama en azından yani kağıt üzerinde veya böyle fiziksel görünüşle bir albenisi var. Ama şöyle söyleyeyim, bu motosiklet kurye işine ne kadar gelir bilemedim. Şimdi Activa'nın kıyamet gibi yedek parçası var, aksesuarları var, envai çeşit arka çanta demirleri, komple korumalar, far koruma, zartut falan, böyle gırtlağa kadar her tarafta böyle parçası var, aksesuarı bol. Ryzere daha yepyeni. Hani bunun çanta demirini bile bulabilir, yani bulabilir misiniz bilmiyorum. En azından bir zaman sonra sonuçta Yamaha yaparlar. Hani yakın zamanda olur mu olmaz mı, koruma demiri olur mu olmaz mı, ona bir şey diyemeyeceğim. Honda'nın servisleri Yamaha servislerine nazaran bir tık daha ucuz. Bakın, bir tık, atıyorum Yamaha 10 ise Honda 9 ve bulunabilirliği biraz daha fazla. Bir de bu pazarda yani böyle kurye motoru tarzı 125 cc hava soğutmalı motorlarda, hani bilmiyorum da ben çok tartışmaya gerek duymuyorum. Kesinlikle pazar lideri Activa bilhassa. Hani şöyle alıcı gözünle etrafınıza bakın. Çoğu kurye arkadaşımız, yani tabii böyle biraz bütçesi olan kurye arkadaşımız Honda Activa kullanmakta. Hani biraz daha dar bütçeli olanlar işte Hero Dash veya TVS Jupiter kullanıyor, ki onlar da bence muazzam güzel motosikletler. Kendi şahsına münhasır motosikletler, ki mesela Hero 5 yıl garanti veriyor. Yani bunu oturup da bir düşünmek de lazım. Adamlarda gezici servis var. Hani diyor ki falanca zamanda falanca yere gideceğiz. Doğu'da mesela, böyle pek bilindik bir yer değil. O anket yapıyorlar. Diyorlar ki işte bizde 5 tane motor var. Tamam kardeşim diyor, biz diyor oraya geleceğiz, servisini yapacağız. Yani bu çok güzel bir şey. Markanın genişlemesi için güzel atılımlar bunlar. Ve asıl mevzuyu toparlayayım. İkisi de Japon. İkisinin de kaliteli. Hiç kalitesinden konuşmaya gerek yok. Hani ikisi de gerçekten böyle görüntü tip itibariyle harika. Dediğim gibi
Böyle kişisel kullanım için, böyle basit kullanımlar için Ryzer'e olabilir. Gerçekten bir tık daha böyle modern duruyor. Ama tabii ki olabilir parçalar böyle taşıma çantası vesaire çıkarsa ona bir şey diyemeyeceğim de hani böyle kurye içinde kullanılabilir. Tabii ki kullanabilir ama bunun abisi mesela Delight kesinlikle daha kuryemsi bir motor. Honda Activa'yı konuşmaya gerek yok. Dediğim gibi o pazar lideri, her türlü parçası var. Yakıtı makıtı muazzam güzel. Ki hani Honda da malının arkasında, kolay kolay da arıza çıkarmıyor. İki çılgın bir ikinci eli var. Hani kazası belası yüksek kilometresi olmadığı takdirde çok rahat satabiliyorsunuz. Velhasıl yani ikisi de alınır, ikisi de binilir, ikisi de kullanılır. Sürçelisan ettiysem affola. Bu iki motosikleti dilim döndüğünce size anlatmaya çalıştım. Söylemek istediğiniz bir şey varsa Murat bak burayı eksik veya yanlış söyledin diye bir şey söyleyeceksiniz. Lütfen üşenmeyin aşağıdaki yorumlar kısmına yazın. Yazın oturalım tartışalım ve yine söylüyorum Ryzere'nin hibrit sistemini, hibritin hani bahsettiğimin haricinde bir şey olduğunu biliyorsanız hani üşenmeyip yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Dediğim gibi bir tık araştırdım ama hani böyle bildiğimiz hibrit gibi bir şey çıkmadı. Ulan dedim acaba ben mi böyle yanlış gördüm, yanlış anladım? İşte dediğim gibi daha mantıklı bir açıklaması varsa lütfen aşağıdaki yorumlar kısmına yazın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka motobolizma videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.